Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada Amasya Mecrifon'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun hepinize. Nasılsınız değerli bacılarım? İyisinizdir inşallah. Bizler soracak olursanız, vallahi hastalıkla uğraşıyorum. Ramazan çok kötü hasta oldu boğazından. Bademcikleri ve geniz eti varmış. Bademcikleri beyaz beyaz pamukçuk olmuş arkadaşlar. Çorum'daydık. Çorum'da 3 gün yattı hastanede. Cuma gün yatışımızı hemen yaptı doktor. Pazartesi gün geri çıkış yaptık. Tam iyileşmemiş. Oradaki antibiyotikleri kullandı. Tabi serum şey falan orada daha güzel ilgileniyor ama çocukta bayağı bir ilerleme olduğu için hastalığında iyileşemedi. Şimdi bir haftada evde tedavi yapacağım. Doktorun verdiği ilaçları kullanacak. Pazartesi günü eğer iyileşirse ameliyat alacak. Bademcik ve geniz ameliyatı ikisini de birden alacak. Bir girişte. İlk kere şey yapmayalım dedi doktor. Uğraştırmayalım çocuğu da dedi. Bakalım Allah cümleye iyilik şifa versin arkadaşlar. Bu arada Ramazan geliyor. Ramazan'ın adı. 11 ayın sultanı geliyor. Allah hepimize sağ selim tutma. Namazlarımızı kılma nasip etsin. Hayırlısıyla inşallah. Şimdi biz Ramazan'a hazırlık olarak ben şey yapacağım arkadaşlar. Evimizde hamurumu açacağım. Sigara börekliği. Ama çok güzel oluyor tadı. İnşallah sizler de yaparsanız yapacağım. İçine malzemesini hazırlayıp dolabıma hazır bir şekilde koyacağım. Sahurda ya da akşam yemeğine bir misafir aldığımızda hazırda çıkarıp kızartacağımız bir tarifimiz diyelim. Hemen tarifimize geçelim. Şimdi malzemelerimi sayayım arkadaşlar. Burada 2 su bardağı suyumuz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumuz. Bir tane de yumurtamız var. Bunları hemen ilave edelim. Yumurtamızla sıvı yağımızı ilave ettik. Şöyle yavaş yavaş da suyumuzu ilave ederek hamurumuzu güzel bir şekilde yoğuralım. Önce de biz hamurları böyle yoğurduk, yufka hamurlarını arkadaşlar. Çörek hamurunu malzemeye katardık, suyunu da yavaş yavaş ilave ederdik. Ama şimdi önce sıvısını, sıvı malzemeleri önce katıp sonra unu ilave ediyor. Havuz şeklinde eski yoğurma işlemine geçtim ben. Şimdi arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde yoğurdum. Bayağı güzel oldu. Ben bunun içine yarım su bardağı da su ilave ettim. Hamurum biraz sert olmuştu. Yani toplamda 2,5 su bardağı su katmış olduk. Şimdi ben bu hamurumu küçük küçük şu şekil ince ince kesip ondan sonra küçük bezel halinde yumak tutacağım. Gerçekten bu içine kattığımız yarım çay bardağı sıvı yağ o kadar yumuşak yapıyor ki arkadaşlar. Yumaklarımız ceviz büyüklüğünde olacak. Büyük küçüğe birbirine ekleyerek orta boyu buluruz. Şu şekilde ceviz büyüklüğünde. Dediğim gibi büyük olanları küçüğe aktararak hepsini orta boyda yapalım. Şöyle 30 tane bezemiz çıktı arkadaşlar. Hemen tepsimi alıp birbirim bunu bir yarım saat kadar dinlendireceğim kolay açılması için. Hemen tepsimize dizelim. Hamurlarımı üzerine şöyle kapatıp biraz dinlenmeye bırakalım. Hamurumu 20-25 dakika yakın dinlendirdim arkadaşlar. Şöyle unumuzu da serpiştirdik. Şimdi açmaya başlayalım. Hamurumuz çok yumuşak, çok kolay bir şekilde açılacak. Çok büyük açmayacağım. Çünkü yumaklarımı çok küçük tuttum. Dışarıdan almayalım. Evimizde çiğ böreklerimizi hazırlayıp isterseniz buzluğa atın. İsterseniz içini doldurup buzluğa atın arkadaşlar. Öyle daha güzel oluyor.
Hazır hemen gece sen orada çıkartın. Kızartın hazır oluyor. Ben şimdi onu da göstereceğim. İçini doldurup koyacağım. Böyle direkt koymayacağım. Direkt koyduğumuz zaman da güzel ama iki aşama oluyor. Donmasını, çözmesini bekliyor. Önce donduruyor. Sonra içini doldurup kızartıyor. Ama böyle direkt dolgusunu verip de buzluğa atarsanız daha kolay oluyor. Ben şimdi bu aşamalar tek tek göstereceğim. Hamurumuz gördüğünüz gibi incecik açılıyor. İçine kattığımız o yarım çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar bunun yumuşaklığını sağlıyor. Baklava hamur tadında vallahi pek güzel oluyor. Şimdi açmış olduğum hamurlarımı buraya sofra bezimize hazırladım. Şöyle serip hepsini pişireceğim. Üzerine şöyle tekrardan kapatayım ki şey yapmasın. Yüzü kurumasın. Hepsi bir pişeceği için nemli kalsın. Yuvarlamız gerçekten çok küçük. Sacımızın kenarlarına taştığımı sevmiyorum pişirirken. O yüzden küçük aldım. Eğer sacımız büyükse daha büyük alabilirsiniz siz. Tavada da çok güzel oluyor arkadaşlar. Sacımız yoksa tavada da pişirebilirsiniz. Hemen tekrardan un atıp kenardan incesine kadar açalım. Bunu bitene kadar açalım. Her şeyi dışarıdan almıyor arkadaşlar. Her şey bayağı pahalı. Ama evimizde böyle kendimiz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Sadece 6 bardak un, su, yarım ayçiçek bardağı sıvı yağımız var. Malzememiz bundan ibaret. Yeterli. Her tarafı tül gibi oldu. Şöyle incecik yakından da göstereyim. Bunu da hemen hamurumuzun üzerine serip tekrardan kapatalım üzerini. Hep aşamalarımızı böyle yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar tek tek de uğraşmayayım. Daha kolayını buldum. Şöyle dördürü bir açıyorum. Sonra tekrardan şöyle çevirip biraz daha genişletiyorum. Gördüğünüz gibi hıp hızlı oluyor böyle. Şimdi şöyle kenara alıp hemen şu kenara alalım. Uğraşmaya son. Yapışmıyor, görmüyor. Unu biraz fazla atıyor. Zaten o büyüyene kadar unu da alıyor içine. Buradaki açtıklarımı büyüksünün üstüne aldım. Yapışmasın diye. Çünkü 30 tane beze birbirinin üstüne koyunca illaki yapışır. Üzerini kapattığımız için. Şimdi tekrardan buraya dolduracağım. Yeni açtıklarımı da. Gerçekten bir ikisi kalın oldu ilk başlaştığım ama sonrakiler tül gibi incecik. Bir saatinizi ayırın. 3-4 gün en azından sahurumuza yetecek kadar sigara böreklik çiğ hamurumuz yapılıyor arkadaşlar.
Ama o da inceledi ki kendi kendine akıyor hemen. Hemen şöyle ikincimizi açalım. Çok pratik. Dördleri de açabiliyor. Aynı işlemi bunları da yapalım. Hamurlar bitti arkadaşlar. Şöyle şeyimi de koydum. Üzerine yapmış olduğumuz ekmeklerimizi şöyle serelim. Hemen üzerine ikinci hamurumuz çok pişirmeyecek bildiğiniz gibi. Şöyle hamurumuzu seralım. Alttaki zaten kabarıyor. Tekrardan. Çok kolay vallahi arkadaşlar. Hiç dışarıdan almanıza gerek yok. Evinizde kendiniz açın, kendiniz yapın. Dışarıdakinin artık kilosuna zaten güç yetmiyor. Hele şimdi oruç geldi diye herkes kafasına göre fiyat uyduruyor. Onun için en iyisi evimizde yapıp gönül rahatlığı yemek. On beş tanesini böyle pişireceğim. Onu da sana alıp geri kalan 15 tanesini de ayrı pişireceğim arkadaşlar. Önceden yaptığım hamurlarımda şey katmıyordum, sıvı yağ. Sonrakinde sıvı yağ denedim. Ben bunu sürekli yapıyorum. Bizimkiler sigara böreği bayağı seviyorlar. Dolaba atıyorum, hazır oluyor. Hem içini doldurup da attığım için daha kolay oluyor benim için. Bunlar da ayrı oruçta hiç uğraşmayın. Şimdi yapıp böyle atacağım. Lehiller oluyor. Onu da elimizde şöyle açalım. Hamurumuz bayağı dediğim gibi bir iki yere ayırdım. Yapışacakmış. Çünkü 30 tane yumak arkadaşlar. 30 tane yumağı açarken illaki birbirinin üstüne de serdiğimiz için yapışmalar olacak. Evet, böylelik 15 tanesine yakınını pişirdim. Şimdi ben bunu indirip öbür geri kalan hamurumu da tekrar aynı hizada pişireceğim arkadaşlar. Yeterli. Bunu hemen şöyle kenara indirdim. Geri devam edin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzun hepsini pişirdik. Şöyle pamuk gibi pek güzel oldular. Şimdi ben kaşarımı rendeleyip hemen bunları böyle dilimleyip keseceğim arkadaşlar. Buyur, hiçbir şey olmaz. Aç. Yumuşacık. İçine kattığımız yağ bunu böyle güzelleştiriyor, pamuk gibi yapıyor. Şimdi tekrardan bunları serip şöyle bez gibi vallahi. Bıçağımla kesip iç harcımı hazırlayıp doğumumuza başlayalım. Ekmeklerimi şöyle 4 eşit parçaya böldüm.
Şimdi biraz da patates haşlıyorum arkadaşlar. Hepsini peynirli yapmayacağım. Peynirli yapacaklarımı şöyle ayırın. Şunlar da yumuşak durması için poşetimin içine koyacağım. Patates haşlarından sonra doğrusunu yapacağım. Şöyle kenara alalım. Kaşarımızı hazırladım. Şöyle kenarına yapıştırmak için de bir tane yumurtamızın sarısını da beyazına kırdım. İstersen sadece beyazını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben ikisini ısrar olmasın diye ikisini kullandım. Dolgumuzu şöyle yapalım. Hamurumuzun bu kısmını büküp yumurtamıza buladım. Şöyle dolabımıza böyle hazır koyacağım. Şimdi şunlar birbirinden ayırıp da direkt kestiğim için önce bir ayırım arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra peynirimizi dolduralım. Kenarını şöyle bükelim. Kaşarımız pişerken taşmasın kenarlarında. Hemen ucunu yapıştırdık. Böyle daha güzel oluyor. Hem sarısını kullanmış olduk. Yumurtamızın hem beyazını. Böyle ayarlayalım. Evet arkadaşlar, böreklerimi sardım. Şimdi şöyle dolap poşetimi şu şekilde dizeceğim. Öbürünü patatesli yapacağım için bekliyorum. Patateslerim de haşlansın, soyup onu poşetin içine koydum. Kurumasın diye. Dediğim gibi yumurtaları böyle sarı olmasının sebebi ben yumurtanın içini dışını ikisini de kullandım, sarısını da. İsterseniz siz sadece beyazıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle birer şeylik kızartmalık yaptık mı yeterli. Kenarda bir dursun. Evet, her şeyim hazır arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Değerli takipçilerim, Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.